yayınlandığı dönem herkesin cebindeymiş bu şiir. Yani hiçbir şiir Ben bu bu kadar şiiri ellere dolaşmamış. ezberlediğimde 7 yaşındaydım. Bandırma'da ilkokulun birinci sınıfında. 7 yaşındaydım. İlginç bir konu açtın abi. Çok da etkilendim biliyorum ama. Levent de çevirmek... çok güzel okumuş kendisi. Evet, vallahi evet. O boğazım düğümlendi, gözlerim nemlendi. Canım benim. Bu şiir... Levent çok mutlu. Ben bir dakika bir şey bu şiirleri okuduğu için de bizim metinleri seslendirdiği için çok müziği mutlu. Selamlar göndermiş duruyor. Evet Can Atilla. Arkadaki şey de sonsuz nefis. Bir gün. Ben 7 yaşındayken okudum dedim bu şiiri. Yani hepimiz demek hemen hemen aynı yaşlarda ve tekrar tekrar okuduk. Sonra da unuturuz anabelliği. Yani sonraki yaşlarda da evet. Unutulur. Evet. Fakat çok çarpıcı bir şeydir. Ama bir bu. Kenarda durur. Durur. Kulağının, durur. Kalbinin, beyninin bir kenarında. O çocukluk. Çünkü hepimizin her zaman bir anabellisi var abi. Bir yerde. Zihnin kuytusunda kalır. İlginç bir konu daha açtın. Bir şey söyleyeceğim. Niye kesiyorsun? Ne güzel aşk konuşuyoruz şurada ya. Evet. Hayır, bununla ilgili konuşacak. Çocukluğumda deyince bağlantılar da acayip. artık eleştirmenler hemen hemen kesinleştirdiler. Daha doğrusu eleştirmenler demek doğru değil. Edebiyat tarihçileri, metin analizcileri. Anabelli eskiden bilinmez bir öykünün kahramanıydı. Yani diğer gotik öyküleri, Asparagas haberleri filan gibi bir kurgu karakter olarak değerlendiriliyordu Anabelli'yi ama artık genel olarak kabul edildi ki bu karısı Virginia. Çünkü bağlantılar metin içinde, şiir içindeki bağlantılar direkt olarak karısı Virginia'ya gönderme yapıyor. Şimdi doğduğu sırada babasının aileyi terk etmiş bir baba, bir yaşındayken kaybedilmiş bir anne. Sonra bir uzak akraba tarafından sahiplenilmiş, üvey anne çok sevilmiş, kaybedilmiş. Sonra kuzeni Virginia var. Daha çocukken birbirlerini sevmişler. Yine halasının kızı. Yine çocuk yaştayken, aslında Virginia henüz çocuk sayılabilecek bir yaştayken yaşını büyüterek ve kuzeni olduğu saklanarak evlenmişler. 14-15 yaşındaydı. Evet. Yani şimdi yaşlar çok evet, tartışılıyor. Çok bu şeyde de gerekli gereksiz onların çok üzerinde durmak istemiyorum. Ve sonra da yine erken bir çağda maalesef Virginia'yı da kaybediyor. Yani böyle bir trajik bir şeyi var hayatında. Hepsi, nitekim açıkça söylemiştir de, ben sevdiklerimi kaybederim diye. Hatta oradan da gelerek Anabelli öyküsü şiiri içinde konuşulduğunda güzel kızların, güzel kadınların ölümü güzel bir öyküdür. Ama hayatta öyle mi bilemem demiştir. Şimdi bu Anabelli aslında zaten çocukça ve çocuk bir aşktır. Yani ve insan niye, mesela bende de öyledir. Yani ben de 7-8 yaşlarındayken Anabelli'yle tanıştım. Niye öyle bir karşılaşma, çarpışma, hatta sarsılma oluyor Anabelli şiiriyle? Şimdi daha iyi anlıyorum. Geçmişte bilmiyordum bunu. Şimdi çok daha iyi anlıyorum. Evet. Şimdi güzel bir konu daha yine şiirle ilgili. Melih Cevdet Anday çevirisi. Bu Türkçe seslendirmek demek daha güzel değil mi? Can Yücel öyle söylüyor. Mesela. Can Yücel. Yani çünkü bir şair seslendiriyor bir kere. Çok iyi aş şair ayrıca Melih Cevdet bence. Hem de yani 1950'lerde çevirmiş bunu. Hissetmesek bunu böyle alıp tercüman değil yani. Bu da çok etkili şiirlerde yani. Belki de senin gözündeki bu biraz da o çeviri gücündendir diye düşünüyorum. Çok doğru. Zaten Can Yücel... Çocukluğumun iki anısı vardır. Biri Anabelli, biri Paul ve Virginia. O da roman. Evet. O da çok benzer bir şeydir. Aynı yerden yakalar. Evet. O da çocuksu bir aşkın romanı. Ben söylüyorum. Ben tekrar edeceğim. Galiba programda söylemiştim ya. Ben de artık son yıllarda şöyle bir şeye getirdim. Bu aşk ya çocukken oluyor. Yani bizim çocukluk aşkımız. Herkes bunu ilk aşk diye anlıyor. Yanlış. O böyle yeni yetmelik, flört falan şeylerini kastetmiyorum. Ya çocukluk aşkı. Yani insan ya çocukken aşık oluyor ya da çocukça aşık oluyor. O yüzden bu... Ya da ikisi birden. Bu böyle bir ortak platform. O platformun üstündeki edebiyat ürünleriyle de kucaklaşmak başka türlü oluyor. O daha derinde bir ürperti gibi. Aynı zamanda bir nostalji gibi. Çocukluğumuza, o masum sevgilerimize de bir özlem.
Yani her Annabelle'yi okumuşunda böyle bir şey oluyor. Yani olgun ya da olgunca bir aşk düşünebiliyor musun? Orada oturmuş böyle. Aşk çılgınlık. O çok güzeldir. Sevgidir o. Yani olgunluğun güzel şeyi aşk sevgidir. Aşk çılgınlık, çocukça şeyleri yapabilmek, yani, çocukça coşabilmek. Evet. Aynı zamanda inat etmek. Tabii, yani kendisinde çocukça, aşkta inat etmek. Çocukça direnebilmek çocukça şeydir, tabii ya. Yani aşkı neresinden bakarsan bak, çocukça oldu. Olgunlaştığın zaman işte böyle oturursun şöminenin karşısına, battaniyeyi de şeyine örtersin. Seni ne kadar seviyorum. O zaman inat edelim aşka. Ve bence söz verdiniz ikiniz özellikle. Barcelona'yı konuşmaya hemen başlayalım. Çünkü az daha kalkacak film. Evet. Siz hemen o Sunay'a inat. Şu anda yeri gelmişken bence başlayın. Hem de geçen tabii, hafta ne yaptığınız sorusu da olsun. Başlayalım. Yani. Çünkü ben senin yazını okudum. Ben çünkü çok, çok iyi toparlamışsın. Şey İnanılmaz filmi çok güzel toparlamışsın anlatmayı falan. Ben dostlarımızın da dinlemesini isterim onu sesli olarak. Hele bir sözü var neydi? Hayat, bir dakika. Başlığın var, yazının başlığı. Hani onunla başlarsan kişisel rica. Kişisel rica. Ya filmin bir özel cümlelerinden biri o. Neydi ya? Unuttum, senin yazının başlığı. Bana sorma ben. Evet abi. Bir aşk filmi sonuçta. Buyurun. Aşk filmi mi? Aşk filmi de değil. Aşk filmi değil. Ben böyle bir yaşam filmi bana. Şeyin Nebil'in ismi içi öyle istedi. Evet. Öyle geldi içinden. Evet. Aşk filmi değil ama aslında aşk filmi değil. Hatta yavaş yavaş aşksızlığın hakim olduğu bir modern dünyada ilişkilerin ve tartışıldığı bir film. Soru olarak sorayım. Eski eşle adam arasındaki ilişki aşk değil mi? O tutku, neyse, hırs. Neyse oraya cesaret. Geliriz. Hayır, o tutku, aşk değil mi demek tutku, istiyorum. Tutku. Neyse. Evet, yani o aralarındakinin aşk olduğunu Penelope Cruz söylüyor. Adam da kafayı sallıyor. Yani o da, neden aşk? Çünkü başaramadık ondan aşk diyor. Tamamlanmamış söylüyor zaten. Bir şey eksik. Ve eksik olan şey bir bakıyoruz Amerikalı Scarlett Johansson. Şimdi tabii yani seyretmenler için çok karmaşık gelecek bir film ama yani günümüzün benim çok yakından tasvip ettiğim, onayladığım bir felsefesini or. Gününü yaşa. Gününü yaşa. Ve Woody Allen'ın başından sonuna, harika bir senaryo yazdığını kabul ediyorum. Başından sonuna yaptığı da böyle bir yaşamdan kesit. Böyle bir kamera birdenbire şeye iniyor, Barcelona'ya iniyor, orada bir takım insanları takip ediyor, sonra çekiliyor. Bu arada gördüğün her şey gününü yaşa. Bugünü yaşa. Nasıl istiyorsan, nasıl hoşlanıyorsan, nasıl coşuyorsan, nasıl eğleniyorsan öyle yaşa. Benim filme irtiyazım bu değerli senaryosuna değil çekimine oldu. Yani tipik Hollywood'un hala ve hala değişmeyen ahlak kuralları var. 30'larda çok yoğundu, giderek yumuşadı ama bir türlü aşamadılar. O Amerikan şeyinin, kent soylusunun ahlak anlayışlarının ötesine geçmemek için elinden geleni yapmış kamerasını kullanırken. O yüzden dedim ki bu kadar güzel bir konuyu bir İspanyol ya da bir Fransız yönetmen çekseydi çok daha vurucu, çok daha unutulmaz bir film olurdu. Ben bu değerlerin filmlerinden pek hoşlanmam. Yazımda da yazdım. Fazla Amerikan oldukları için. Bazı okurlarımdan e-mailler geldi. Beni Amerikan aleyhtarı. Onun için hayır, ben Amerikan filmlerine bayılırım. Tam tersine bütün sinema eleştirmenlerine de bu yüzden kavga ederim. Siz Amerikan diye sadece filme kızıyor. Bu değerlerin Amerikanlığı, mizahının çok Amerikan olması. Yani Amerika'da bir süre yaşamak lazım ki Woody Allen'ın mizahının tamamını anlayabilesin ki o bile zor. Amerika'da değil, New York, Manhattan'da. Manhattan'da evet. Hatta yani. Evet. Hatta Manhattan. Bu yüzden de çok eleştiriliyor evet. Zaten. Bu Barcelona gördüğüm ilk Amerikan olmayan şey filmi. Bu yüzden Woody Allen'ın kendisi açısından büyük aşama. Ama kullandığı kamera
Hollywood'un hala o sansürcü kamerası, o sansürcü üslubu, o beni rahatsız etti. Ama buna rağmen bütün okurlarıma, şimdi de bütün seyircilere bu filmi görmelerini şiddetle tavsiye ediyorum. Çok önemli bir film. Bir defa baştan sonuna kadar keyifle seyrediyorsun, o ayrı da. Önemli bir film. Çıkınca tartışılan bir film. Tartışma gereği duyduğun, en azından kendi kendine tartışma gereği duyduğun bir film bence önemlidir. Amerikan ahlak anlayışına örnek olsun diye filmden Vicky nişanlı kız ve ressamla seviştirmiyor demek istiyorsun değil mi mesela? Bir tanesi o. Hayır. Nişanlı kız hep sevişiyor ama onu görmüyoruz biz seyirci olarak. Javier Erdem iki kızla da sevişiyor. Özgür kızla sevişmesi ayrıntılı olarak olmasa da var. Efendi kızla, akıllı uslu kızla. Ama nişanlı ve evlenecek kızla seviştiği sahne yok. Onu senin hayaline bırakıyor. Ona Hıncıl abi bozuluyor. Evet, çünkü ola ki Amerikan seyircisi buna bozulabilir. Bir de çok geleneksel Hollywood tarzı o. Bir de tabii özgür, örnek olması. Özgür kızla yaptığı sevişme sahneleri de çok mümkün olduğu kadar kapalı çevrilmiş ki Amerikan sansürüne restricted, sınırlı reytingi almasın. O zaman hastalar çok düşüyor çünkü. PG, yani çocukların da gidebileceği bir film yapmış. Bir İspanyola, bir Fransız'a bunu yaptıramazsın. Böyle bir erotik şöleni bir Almodovar nasılca geldi bir düşünün bakalım. Hem de nasıl. Sen açma şimdi filmini. Galiba araya geldi. Ben sonra devam edeyim. Sonra bu film iyi. Evet, tabela geldi. Şimdilik şiir yok Haşmet. Sana koşuyorum bir vapur içinde ölmemek, delirmemek için. Yaşamak, bütün adetlerden uzak yaşamak. Sait Faik ya. Bir vapurun içinde. Kısa bir yaşamdan dakikalar devam ediyor. Barcelona'dan dakikalar Vicky, devam ediyor. Vicky, Cristina, Barcelona. Evet. Aslında filmin ismi de enteresan. Üç kadından söz ediyor. Esas kadını almıyor. O zaten esas kadın gibi. Vicky. Bunlar kızlar, Amerikalı kızlar. Vicky, Cristina. Bir de Barcelona da çok kadın yani filmin. Yani Woody Allen'ın gözünde bir Barcelona kadın. İkisi bir de. Muhtemelen zaten. Javier ve evet. Penelope. Ama şey yani Maria Elena Vicky galiba değil mi? Onu Barcelona'ya onu geliyorlar. Barcelona o. Ama ben onu Maria Elena olarak değerlendiriyorum. Şimdi bu film libido üzerine, ilişkiler üzerine. Libido yani şehvet, yaşam enerjisi, seks, cinsellik ne derseniz deyin ama libido üzerine. Fakat sen de haksız değilsin. Çünkü filmin aşk üzerine bir tarafı da var. O hiç beklenmeyen bir yerde. Yani Javier Bardem'in o ressamla eski karısı arasındaki ilişki değil. O bize, o bir aşk tamamlanmamış olduğu için sürüp giden tutkulu bir ilişki falan. Tamam hepsi eyvallah da. Bize o onun için anlatılmıyor. Bütün bu libido filminin içinde aşk aslında ana kahraman neydi o? Vicky'di değil mi? Evet. Rebecca Hall canlandırıyor. Evet. Vicky üzerinden Vicky üzerinden bize aşk öyle anlatılıyor, tartıştırılıyor, deyim yerindeyse hissettiriliyor. O da şu. Benim çok önem verdiğim bir şey. Yani Maria Elena'nın kocasına söylediği, bak o tamam bizimki tamamlanmamış. İşte hala bana aşıksın falan filan meselesinden daha önemli olan bir tamamlanmamışlık var. Hatta başlayamamışlık. O da şu, bir gece iki gün geçiriyor Vicky İspanyol ressamla. Çapkın ressamla. Ve de Barcelona'da değil. Oviedo'da. Out of Barcelona orası. Yani nişanlı, akıllı, uslu, çok rasyonel bir karakter. America Sweetheart'ta. Tam öyle. Disiplinli aynı zamanda, disiplinli bir karakter. Yani hayatı da hem bir böyle akademik kariyer yapıyor, hem de hayatı da akademik kariyer gibi çok disiplinli, kendi hayatını da disipline etmiş durumda. Böyle bir hatun. Bir gece iki gün geçiriyor İspanyol ressamla ve bir daha o iz silinmiyor. Biz aslında filmde bir taraftan da onca olay arasında sürekli bunu izliyoruz. Hatta film aslında bunun üzerine de
araya bir yığın süs ya da başka detaylar, şunlar bunlar giriyor. Ne o? Çok temel bir insan hali. Tanımamışsan bir sorun yok aşkı. Tanımışsan unutabilir misin? Vicky'nin sorunu bu. Biz filmin sonuna kadar böyle gidiyoruz. Vicky, her çevresindeki birçok insan... Javier'in sorunu değil, değil mi? o da ayrı bir yeah. O da ayrı bir soru. Şimdi hepsini bir arada ele alamayız. Erkek olarak taraf hepsini tutma. Hepsini bir arada ele alamayız. Ama şimdi şöyle bence daha çok Javier'in sorunu. Filmin sonuna kadar herkes Vicky'nin bu durumunu ya görmezden geliyorlar ya da görünce geçer diyorlar. Sadece orta yaşlı bir kadın var, orta yaşlı evli. O diyor ki hayır. Israr et. Tekrar ilişki kur. Açığa vur aşkını. Benim kaçırdığım fırsatı sen kaçırma. Ama Woody Allen... Hayatı keşkelerden olur bir kadın. Woody Allen filmi sosyolojik bir zeka ve mizahla olsun bir çocuk doğurursun her şey unutulurla bitiriyor. Böyle bir film Vicky Cristina var söylene. Ben bizim izleyiciler üzerine yani buradan vay öyle hayır şöyle böyledir, aşk şöyledir, seks böyledir falan diye konuşmak yerine doğrudan sinema. Hatta iki saatlik bir eğlence olarak yalnız sanat açısından değil, sinema sanatı açısından değil, bir Woody Allen filmi açısından da değil. Ama iki saatlik bir eğlence açısından bile baktığımızda bu filmle ilgili bir sinema tavsiyesinde bulunmak istiyorum. Bütün bu tartışmaları bir yana bırakıp. Muazzam bir şey oluyor bu filmde. Bu film önemli bir film değil. Hatta önemli bir Woody Allen filmi bile değil bana göre. Radyo Günlerine göre mesela. Hayır. Yani bütün eski Woody Allen filmleri olduğu gibi yakın dönem. Yani iki tane İngiltere'de film çekti Amerika'dan çıktıktan sonra Woody Allen. Bunlardan biri bence mesela Match Point. Maç sayısı çok düzgün, iyi, belirgin, hatta matematik bir sistemi olan bir filmdir. Bu öyle bir film değil. Ama bu filmde muazzam bir şey oluyor. Filmin ikinci yarısında. İşte Penelope Cruz sahneye giriyor. Penelope Cruz sahneye girdikten sonra yani İspanyol ressamın eski karısı. Sahneye girdikten sonra İspanyol ressamı oynayan Javier Bardem'le Penelope Cruz öyle bir oynamaya başlıyorlar ki sırf bunun için hatta mümkünse istemiyorsanız bu filmi seyretmeyi ya da bu konu falan böyle ya ikinci yarısında bile girilebilir. Ya da mesela bence bu film bir defa seyredilir sonra sırf ikinci yarısı için gidilebilir. Ben böyle bir şey görmedim. Acayip bir elektrik. Muazzam bir şey. Muazzam bir şey. Hani biz hep böyle eleştirmenler falan konuşurlar ya. Çok sahiciler, bravo. Harika oyun falan. Bunlar öyle bir şey yapıyorlar ki ben yazımda da yazdım. Bunlar oynamıyorlar. Oyunu bozuyorlar. Sahici falan değiller. Sahiler yahu. Ya böyle bir şey olamaz. Yani filmin bir araya geldikleri bölümlerde bazen ağzım açık falan seyrettim. Bilgi de vereceksin değil mi beraberle ayrıca? Günlük hayat. Ya o bilgiler çok... Ellen de itiraf ediyor zaten. Ben İspanyolca bilmiyorum diyor. Evet, İspanyolca konuşuyor aralarında ve metnin dışına çıkıyorlar diyor. Hissediyorum diyor. Kafalarından oynuyorlar diyor. Ben de sonra editörüne soruyor. İspanyolca editörüne soruyor Woody Allen. Bir bakıyor, getir bakayım video İngilizceye çevir de getir şunların konuşmanı diyor. Bakıyor, ooo senaryo öyle ilgisiz şeyler konuşmuşlar. Bambaşka bir şey. Sadece o sırada ilişkileri olması da falan biz öyle ne oyuncuları gördük. Biraz böyle oynanmıyor diye düşünüyorum. Hayır, üzgünüm. Peki. Bu tamamen Penelope Cruz'un elektriği. Yani bu çok acayip bir şey. Yani Penelope Cruz'un haşbete verdiği elektriği. Ya bütün bakıyorum, internet forumlarına bakıyorum. Ben Penelope Cruz üzerine ya bu paçoz niye seviliyor diye defalarca yazılar ya 6 sene önce de yazılmış. Defalarca yazılar yazdım ama teslim olmak lazım. İşte bu kadını sonunda bu kadın onu sevmeye direnenler, sevmemek için çaba gösterenlere bile kendini kabul ettiriyor. Çünkü yani öyle bir böyle bir oynuyor ki hani sen orada koltukta seyircisin. Sanki gelip seni çimdikliyor falan yani. Top böyle sen sadece seyirci değilsin. Katıl şuraya falan diyor yani. Böyle bir şey yok. Ne var? Benim starım Rebecca Hall. Evet. Bir kuruz geri şaşırtmadım. Bu Penelope Cruz'u biliyorum. Ben de beklediğim oyunu oynadım. Bence muazzam Rebecca bir şey. Rebecca Hall'u ilk defa seyrediyorum. Rebecca Hall oyuncu. Yani oynuyor. Yani. O başka bir şey. Penelope Cruz oynamıyor. Şeyin en zor rolüydü o.
Penelope Cruz'un o rolü oynaması Penelope Cruz için çocuk oyuncağı. Oynamıyor zaten. Bir İspanyol kadının şey o rolü, o çılgın kadını oynaması kadar kolay bir şey yok. Öbürü... Aa. Canım Sunay, Barcelona'ya gidiyoruz. Mayıs ayında. İspanya'ya gidiyoruz hep beraber. Gidiyoruz. Özellikle film Barcelona... San Sebastian Film Festivali'nde Penelope Jüri Başkanı. Evet, davet ama bir dakika San Sebastian ta şeyde olsun, İspanya öteki tarafında oradan geçeriz. Biri atlattı, biri Akdeniz'de. Bir tek adam gibi festival orada var da ondan. Evet. Yani seni götürecek başka çaremiz yok. Ben öyle karşılaştırmak için. Ya ben de sana benzeyeyim. Sen bir zamanlar hep böyle şey yapıyordun ya şahı falan. Bir şey söyle, bir dakika diye ben de bir şey söyleyeceğim deyip duruyorum programın başından beri. O koltuğa oturunca öyle oluyor. Valla bu koltukta... O koltuğa oturunca öyle oluyor bak. Ben bir şeye katılmıyorum. Barcelona'yı muhteşem gösterdi işte Amanda ne kadar falan. Ben bu filmde öyle bir Barcelona görmedim. Yani Gaudi yapıtlarını göstermek falan. Bir de çok eski, çok demode bir kamerayla gösteriyor. Ben mesela... Barcelona'yı bilince yani hakikaten katılıyorum. Bir İspanyol, bir Fransız, hatta bir Alman yönetmen o Barcelona'yı gerçekten muhteşem gösterirdi ve şöyle olurdu yani. Raptas'ı gördün mü? Diagonal'ı gördün mü? Paneli gördün mü? Boqueria. La Boqueria. Tamam gidelim Barcelona'ya. Ramblas'da yürüyelim. Balık pazarına girelim. Üç tane heykel, iki tane bina. Evet. Hayır onlar Gaudi, Maudi falan da o değil. Yani o artistik bir şey göstereceğim diye sanki şey yapmış. Hani böyle rehber kitaplarda Gaudi bölümü vardır ya. Onu filme çekmiş gibi. Ki Barcelona kenti yönetimi 2 milyon euro ödemiş Woody Allen'a. Bu filmi Barcelona'da çek. Buradaki bütün masrafların bize ait demişler ki sırf Barcelona'da bütün dünyaya... Evet. Bu filmden yayılsın. 2010'da da İstanbul bir film hak ediyor değil mi? Barcelona'nın adını bilmeyen zaten var bu dünyada. Artık hele şeyi... olimpiyatlardan bu yana. Biz hala böyle şeyleri... İşte 2010'da aslında bunu yapmak lazım. Biz tam tersine İnce Mehmet'in Türkiye'de çekilmesine yasak koyuyoruz. Gittik şeyde Balkanlar'da çektik. Size vallahi Sunay'cığım biraz senin sesini duyalım. Sonra tekrar haftada ben, ne olduğunu, ne bittiğini geçelim. Ben geçtiğimiz hafta Altıyol'daydım o Müjdat Gezen'in. Bütün düşü, hayali, borcu hayaliyle kurmuş olduğu tiyatroda. Sunay Bey tarihini orada oynadım ve çok etkilendim. Yani o soyunma odasından kulisine, Müjdat Gezen'in Kadıköy'e böyle bir tiyatro kazandırmak için nasıl büyük bir borç harcın içine girdiğini çok iyi bildiğimden çok etkilendim. Oradaydım. Kadıköy'e böyle bir yer kazandırmanın müthiş. Ötesinde gençlere fırsat. Gençlere. Kaç? Orada öyle gençler her sene arka arkaya. Kaç grup? Kaç topluluk hemde gençlerden oluşan? Çok doğru. Bu arada yeri gelmişken söyleyeyim küçük bir tanıtım. 26 Ocak Pazartesi tabii. Devlet Tiyatroları sevgili Limi Bilgin'e çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü bahar ayında devlet tiyatrolarının sahnesi olan illerde Sunay Bey tarihi turneye çıkacak. Çok güzel. Ki yani devlet tiyatroları tanıtımıyla, izleyicisiyle çok çok önemli bir tiyatro kültürü. Ama işte 26 Ocak Pazartesi Ankara Küçük Sahne değil, Çarşamba günü de Beşiktaş Kültür Merkezi'nde. Çok soruyorlar, ben de söylüyorum. Evet. Ama geçen hafta ne yaptım? Müthiş bir şey buldum. Buyurun efendim. Devlet müthiş bir şey buldum. Olarak Küçük dinliyorum. Sahne dediğin yer de bir tarihtir. Tarih değil mi? Güzel. Vakıflar Apartmanı'nda bir tarihtir. Fakat bu şey de çok hoş oldu. Yani o tiyatrodan konuştuk. Beşiktaş Kültür Merkezi, Beşiktaş'ta. O da gerçekten çok çok güzel bir yer. O izbe bir yeri tiyatro haline getirmek ve çok güzel oyunlar oynuyor orada. Ve tiyatro şu dönemde çok izleniyor. Her yerde öyle. Bir çok hoş bir şey. Çok hoş bir şey. Nefis bir şey buldum ve yan yana getirdim. Harika bir şey. Daha önce kısaca olarak söz etmiştim bizim yaşanan dakikalarda. Attila Hülagü. Anımsamayabilirsiniz. Attila Hülagü bir denizci, deniz subayı, bir hayali var. Bu hayali gerçekleştirebilmek için yıllarca çalıştı. Yıllarca planlar yaptı. Sonunda hayalini başardı. İstanbul Boğazı'nı bir yakadan öteki yakaya kendi yaptığı özel ayakkabılarla yürüyerek geçti. Bu büyük bir olay. Boğazı bir yakadan öteki yakaya yürüyerek geçti. Su üstünde yürüdü. Ne yazık ki bugün Boğaz'ın hiçbir köşesinde Attila Hülagü'nün bir heykeli yok hocam. Adı yok. Ne? Adı yok. Olmalı. Neden? Ama şimdi söyleyeceğim olaydan dolayı değil. Ama ne yazık ki öyle algılanacak. Hep konuştuk.
Da Vinci'nin Haliç'e yapacağım dediği ve bu yüzden ikinci Beyazıt'a önerdiği köprüden söz ettik değil mi? Da Vinci'nin İstanbul üzerine bir hayaliydi bu. Yapılmadı. Hani neden yapılmadı hep yanlış anlaşılabilir. Sakın şöyle algılamasınlar. Ya ikinci Beyazıt'ta ne adammış? Çünkü biz hep bunu böyle algılarız. Yani kendimiz haksızlık yaparak algılarız ya. Bak gördün mü Da Vinci ıskalamış. Hayır efendim. Yani o dönemi düşünün. İstanbul'a yüzlerce proje yağıyor. Üstelik Da Vinci de Da Vinci değil yani. Köprü de Norveç'te yapılan köprü önemli. Ama yani bir üst geçit ya Fransız kusura bakmayın. Yani biz onu yapsak bu ne derdik? İşlevsel bir hali var. Mutlaka yapılmalı. Mutlaka yapılmalı. Ama Attila Hülagü ile şimdi Da Vinci'nin bir hayalini yan yana getiriyorum işte. Asıl İstanbul'un sırrı, Da Vinci şifresi burada sevgili Ahmet. Bu da Da Vinci'nin, o sanatçı dehanın çizimi. O da su üstünde batmadan adım atmamızı sağlayacak, su üstünde yürüyeceğimizi sağlayacak bir ayakkabı yapmayı tasarlamış. Peki öyleyse bu ne? O da yapmış. İşte bu da Attila Hülagü. Yapmış ve İstanbul Boğazı'nda Da Vinci'nin bu hayalini gerçekleştirmiş. Bakar mısınız? Görmüş mü? Harika Da Vinci'nin ya. Köprüsü mü yoksa Da Vinci'nin su üstünde yürümemizi sağlayan ayakkabısı mı? Bu da var hocam. Hem de Boğaz'da. Ne güzel değil mi? Süper. Şimdi ben ay üstüne bir kitap hazırlıyorum. Sevgili Ahmet, ay üstüne hocam ne bileyim. Ay. Adım atmak konusunda yıllardır düşünüyorum da adım hani. Çünkü orada ne kaldı? Ayda hayat yok ama ne kaldı? Adım, ayak izi kaldı. Kitabın bir bölümü bu adım İnsan atmak için, üzerine. İnsanlık için büyük bir adım kaldı. Büyük bir adım. Değil mi? Evet. Ondan sonra bak çok ilginç bir şey söyleyeyim. Bazılarına göre o ayak izi Nevada çölünde. Öyle derler. Ki yani ondan sonra Apollo 12 gitti, Apollo 15'te gitti. Evet. Ondan sonra 3 defa gidildi. Hayır ama şey, o başka bir şey yani. O komplo teorisi öyle değil. İlk uçuş için. Yani ben ama şey dedim, Orlando'da bu yaz söyledim ya, NASA Müzesi'nde yani gidildi belgeleri. Her şeyleri burada. O karşı tezleri çürüten belgeseller de var. Apollo 12'nin astronotu gidiyor. Apollo 12'nin astronotu gidiyor. Ondan sonra adımını atıyor. Ne diyor biliyor musunuz? Armstrong için küçük bir adım olabilir ama benim için basbayağı çok büyük bir adım. Onunla dalga geçiyor. Harikasın ya. Geçen hafta daha yaptığım çok şeyler var anlatırım. Tamam. Bir sergi gezdim ama o sergiyi sen de masaya getirdin. Bak buradan gördün değil çok mi? Hoş, çok hoş. Getirdi onu. Müthiş bir şey oldu. Şimdi Hıncal abiye getirdim tekrar. Geçen hafta ne yaptınız efendim? Geçen hafta, geçen yıl hayatım boyunca diyebileceğim bir olay izledim bu. Dans. 6 haftada 6 dans dersi. Yani oyun her şey çok güzel ama ben bunca yıldır 1955'ten beri muntazaman Türkiye ve Türkiye'nin dışında tiyatro izleyen Hıncal Uluç, ben böyle bir performans izlemedim. Cihan İnal'ın ve Nevra Serezli'nin performansı. İnanılır gibi değil. Yani seyrederken nasıl gurur duyuyorsun? Benim ülkemde böyle oyuncular var diye hep dışarıdakilere hayranlık duyarken, onlara gıpta ederken, yani düşünemiyorum. Evet. İngiltere'de, Amerika'da bunca oyuncu seyrettim, onlar dahil. Bu ikisinin yerine kim oynardı deyip düşünemiyorum ve bulamıyorum. Akılların üstünde bir oyunculuk sergiliyorlar. Sırf o ikisinin bu oyununu İzlemek için gitmek lazım. İstanbul Tiyatrosu'nda, Yancay Yürü'nün tiyatrosunda bir oyun bu. Profilo da abi yani. Profilo alışveriş merkezinde sahneleri. 2001 yılında ilk Los Angeles'ta oynanmış. Ve birdenbire New York'a ve oradan dünyaya sarmış. Bugün 16 ülkede, 55'e yakın tiyatroda oynanıyor ve dolu olarak oynanıyor her yerde. Hoş bir oyun çünkü, vurucu bir oyun. Aslı Haşmet'in gitmesi lazım bu oyuna. Gideceğim. Bu oyunda gördüğüm, hissettiğim en büyük aşk var. Ama aşk yok. Aşksız aşk var. Çünkü o iki insan arasında aşk olmasına imkan yok. Dans hocası rolündeki geçkince delikanlı Cihan Ünal eşcinsel. O yani düşünemiyor musun? Dördüncü Murat. Aktör Keane oynayan o maço.
bir eşcinsel kompozisyonu çiziyor. Ben böyle bir eşcinsel oyunculuğu, yani o ödüller kazanan şey dahil, La Cage Folle, Çılgınlar Kulübü dahil görmedim. Bu kadar abartısız ama bu kadar yoğun oynanır. Şimdi monitörde bakıyorum, nasıl dans ediyorlar ya. İnanılır gibi değil yani. Şey, Nevra 72 yaşında yapayalnız bir kadın. Zaten o yalnızlığı gidermek için aslında 6 haftada 6 dans dersi diye bir şey var. Dans okulu var. Oraya telefon edip bana evime özel hoca gönderin. Ben gelmek istemiyorum diyor. Bunlar da haftada bir Cihan'ı yolluyorlar işte bu şeye. Swing'den başlayarak bir defa o dansları da çok güzel anlatıyor tekst. Yani swing nedir? İkinci Dünya Savaşı'nın umutsuz gençliğinin ve askerlerinin çılgın bir gün yaşamak. Vals skandaldır. Efendim işte foxtrot şudur, tango budur, öteki odur. Çok güzel dansların ruhunu anlatıyor ayrıca. O ayrı. Dans sahneleri olağanüstü güzel. Yani her şeyi bırak sadece o danslar için dahi gidersin. Müthiş. 6 ay çalışmışlar. Bu danslar 60'ın üzerindeki evet. Yaştaki Cihan'la, şeyler tarafından yapılıyor. Evet, Cihan'la Nevra yani. 6 ay çalışmışlar. Müthiş. Fakat ikisinin de yaşı oldukça ileri olduğu için daha ikinci haftada Nevra'nın lifi atmış, Cihan'ın yan bağları kopmuş. İkişer ay ikisi de tedavi gördükten sonra yeniden provalara başlayabilmişler. Çok ve o da, sahneler ayrı güzel, tekst ayrı güzel, dekor o arkada gördüğünüz büyük pencere. Yani sadece onun masrafıyla iki oyunu Türkiye'de rahat sahneye koyarsın. Orada arkadaki deniz dalgalı. Denizin dalgalarını, Florida'daki bir körfez burası. Denizin dalgalarını görüyorsun. Güneşin batışını görüyorsun. Ayın doğuşunu görüyorsun. Yıldızların kayışını görüyorsun. Yani oyunun neredeyse şeyi yarısı. Bu da işte modern danslar sözüm ona. Ya yalnız bu nasıl bir aslında sanat... yapılan işi sevgidir, nasıl bir tutkuyla bağlılıktır. Yani bu, şu bakıyorum bir dans değil, iki dans değil, üç dans değil. Öncel abi bunlar için çalışmak, yani 19 yaşında bir delikanlı bunları yapmaya kalktığında çok büyük emek harcar. Yarı yolda bana mı söylüyorsun? Terk edip gitmek ister. Bana mı söylüyorsun? Yani, sevgili Haşmet. Müthiş bir şey yani. Bizim zamanımızda kızları tutun Leohay biraz elinde. Tuttum. Senede iki kere gece çıkarabilirdik. Rahmetli Ahmet Taner Kışlalı Kuzen ve ben. Birisi 4 Aralık'ta Mülkiye Balosu'nda, bizim balımızda. İkincisi de Bahar'da, Kolej Balosu'nda. Ve lanet olsun o balolarda şimdiki gibi değil. Şimdi kalk ayağa sallan, ne yaparsan yap, dans et. O zaman öyle değil. Düzgün dans etmen lazım. O zaman orada bir canlı orkestra var. Evet. Orkestranın başında Alçak Durul Gence var. Bizi dinliyorsa şimdi. Nerede benim bilmediğim danslar var? Onları çalmaya meraklı. Kıskanıyor çünkü benim kızları hep. Yo ya arkadaşım 40 yıllık. O zaman 40 yaşta değil. Biz abi her şey öncesi, balo öncesi, Ahmet'le ben aylarca dans dershanesine taşınırdık. Çünkü dansa kalkıp da ritim değiştiği zaman ben bu dansı bilmiyorum oturalım dedin mi karizması var. Kızı bir daha görme. Onun için o orkestranın çalabileceği bütün dansları bilmek zorundasın. Gençliğimin yarısı danslar. Sen ne diyorsun ya? Yani müthiş bir şey çünkü olacak. Şimdi bunu izleyince ben de monitörden aklıma Sunay'cığım şey geldi. Kol bastı. Yemin ediyorum o kadar güzel oynuyorlar ki kol bastığı bile oynarlar. Üstüne tanımam. Değil mi ya? Üstüne tanımam. Hocam bunlar biliyorsun bizden gelmediler. Başkadaki festival gecesi. Otelde oturmayı tercih ettiler. O Karadeniz Üniversitesi'nin gençleri. Bir de doşent verdi başlarında. Evet. Ben Kolbastı'yı gördüğüm zaman gözlerime inanamadım. Muhteşem. Yani ilk gerçek Türk disco dansıdır Kolbastı. Evet. Hakikaten öyle. Ve 15 dakika sonra... O kol bastı yapanların arasındaki iki adam kimdi? İki genç.
Tunay'la ben. Ünal Hoca, hadi ben tamam bilirim de iyi kötü. Kendini tutamıyorsun. Hocaya şaştım ya. Kendini tutamıyorsun. Dans ediyor. O kol bastı. Bir cümle anlatsana, kol bastı. Faroz'da galiba başlamış değil mi? Şimdi Trabzon'da 1950'lerin sonunda ortaya çıktı. Ben çocukluğumda biliyordum. Yeni yeni oynanıyordu bu düğünlerde. Tiyatral bir şey. Yani o şarkı sözüyle beraber hareketler yaparak. Öyküsü var. Bir canlandırma. Bir canlandırma kol bastı. Trabzon Kale Parkı'nda orkestrada, hani orkestra dans. Aslında Cumhuriyet döneminde ortaya çıkan bu dans kültürü yarattı kol bastıyı. Çünkü halka açık böyle Kale Park vardı, dans pisti, orada dans ederlerdi. Orkestrada biri çıkıp böyle işte fasulye yedim fasulye, karnım ağrıyor karnım. Bizim oranın türkülerini yaparken devamlı oynardı kendi hareketini, abuk sabuk deli dansı derdi. Fakat öyle bir hale geldi ki tabii sonradan Faroz'da bütün Karadeniz bölgesinde çok özgün, farklı bir dansa dönüştü. Ya Turay'cığım bir yıldır inanılmaz talep var. Şimdi ama hızla yayılıyor. Hızla yani yayılıyor. Televizyonlarda rastlıyorum. Özellikle inan ki talepler var yani. Televizyonlarda rastlıyorum. Daha bir bakıyorum kol bastı oynuyor. Bizim çocuklar da o. Maçka'daki Karadeniz onlar, çocukları onlar, da çok seyrediyor. Onlar çok da güzel, çok da başarılılar. Evet hocam. Ne olmuş geceleyin ve fırtınada titriyorsa yükseklerdeki ışık? Daha berrak bir şey var mıdır gündüz parlayan yıldızından gerçeğin? Kim söylemiş olabilir? Edgar Allan Poe. 200 yaşında. Kısa bir ara. Yaşamdan ne kadar devam ediyor. İki dakika hakkım var mı benim? Bir Adana doğumlu bir adam olarak. Var tabii ki. Hayran. Bir belgesel yapımcısı olarak. O hakkımı kullanmak istiyorum. Bir daha Adana kelimesi etmeyeceğim. Evet, niye? Adanalılar toplandı, onu mu iyi göstereceksiniz yani? İki dakika göstereceğim. Fatih Terimler size falan da evet, evet. Bir araya size birer tane de Adana belgeseli takdim ediyorum. Nebil Özgen tipi. Evet, o gece de Nebil Özgen Türk Adana belgeseli diye yayınlamış. Bu o gece gösterilen belgesel. Bir de sevgili Yalçın Öcal'ın Adana'sına. Hakikaten çok ilginç fıkraların olduğu çok muhteşem bir kitap. Şunu rica edeyim. Ben artık sevgili Adana dostlarım, hemşehrilerim. Aman Adanalı. Bu son kez bir Adana hikayesidir ve Adana torpilidir. Ya niye son kez oldu? Güzel gülemezsiniz. Bir şey yapmanız lazım. Aranızdan birinin niye? Uluslararası bir dünyaya çıkması. En büyük lazım. Adanacılardan Nebil Özgen Türkiye sevgilerimle. Buyur. Büyük kalem silah şöyle duayan gazeteci evet. Hıncal Uluça. Girelim Adana'yı. Karışık dağıtmış. Karışık evet. Dağıtma. Ortaya karışık yapmışsın abi sen kebabı. Girelim Adana'yı. Benimki o mu acaba? Benimki yoksa sende mi? Benimkini ben bakarak aldım. Hadi bakalım Adanalı. Adana'da yaz akşamları sevda üstünedir sahiden. Mutlu buluşmalardır yaz akşamları. 1960'larda, 70'lerde biraz da yazlık sinemalardır. Biraz sıcacık komşuluk ilişkileridir ve dam üstünde sabaha uyanmaktır. Pamuk ovalarında beklemektir hasadı. Bazen de biber kurutmaktır. Dünyaya ve hayata ters gelse de, erken gelse de sabaha uzanan saatlerde ciğer yemektir bazen de. Ve yaz akşamları elbette küçük saate takılmak, büyük saatte geçmişe dalmak, taş köprüye bakmaktır. Bakarken de demlenmektir biraz. Kaleleri, antik kentleri, gölleri, şelaleleriyle her yanı bakılmaya doyulamayan bir fotoğraftır. Evet. Adana Yaşar Kemal'in çocukluğu, Yılmaz Güney'in sokaklarda bobin taşımasıdır. Fatih Terim'in gençliği, Orhan Kemal'in avareliği ve ekmek kavgası verdiği yıllardır. Biçare terk edişidir bazen kentini. Ya da Sunakan'ın kemanıdır. Demirtaş Ceyhun'un 40 yıllık çığlığı, Şener Şen'in büyük aktörlüğünü yeşerttiği bereketli topraklardır. Tarihiyle olduğu kadar kültürüyle ve sanatçısıyla da evrenseldir Adana. Adana'yı öyle özledim, öyle özledim ki. Hatırlar mısın bilmem, kol kola asfalt yolda gezmeye çıkardık geceleri. Parkın yanında bir büyük konak vardı. Beyaz büyük havuzunun fıskiyesi ise gece gündüz akardı. Asfaltın kenarında geniş yapraklı ağaçlarıyla kübik evler ve uzaktan derinden derine düdükleri öter bekçilerin. Evet.
Ben de anladım ki Hıncal abi, hiç alakasız, hiç böyle sürpriz isimler adalıymış ya. Peki. Genç, yaşlı, orta. Peki. İnanılmaz. Sen şey, Adana'yla ne alakan var? Bilmiyorsun canım. Sana yöne gittiğimiz Adana'da kaybolmadık mı? Ha? Çok haklısın hocam. %100 haklısın. Ve Adana'da en iyi bildiği yer Adana Entegre Teyzeleri niye yok bu filmde? Çok var, güzel. Var. Çok... Orada izle, izle. Var. Yemin ediyorum sen buldun o adı. Millet de şaşırdı o gün. Ben resmen Entegre Teyzeleri dedim ya. Resmen artık ne diyorsun? Burada var mı? Burada var mı? Tabii var. Oo, belgelendi. 40 dakika. Orayı haşbetten aç. Ne bilir, bilmeyiz. Ya bizim bildiğimiz Adana, ne bileyim kayboldu Adana. Haşmet'le senin benim görüntümüzü koyalım dedim ama o kadar da olmaz dedik. Ya, 3 saat evvel Adana sınırlarına geldik ve uçağı kaçırıyorduk ya. Sorma. Hem de bir Adana arkadaşlar, sayesinde. Arkadaşlar şaka bir yana. Şimdi ben ciddi söylemiyorum. Ana bulvarda kayboldunuz değil mi? Ciddi evet. Kaçırıyorduk. Abi, Adana'yı bulamadık ki. Aramızda da konuşuyoruz. Uçağa çok var. Adana kebap mı yiyelim? Yoksa şöyle Adana'da gençlerin oturduğu yerde saat var. 2 saat. Abi içinde konuşurken uçağa uçuyor. Ya utandım o yüzden ya, ben seni yaptım abi. Utandım gittim öğrendim tekrar 30 yıl sonra. Bu telefon ediyor. Adanalılardan yardım istiyor. Bu belgeseli izleyenler unutmayın bunu yapan bir üçkağıtçıdır. Şimdi şaka bir ya. Son cümlemi edeyim. Televizyon dizilerinde inanılmaz bir Adana fırtınası var. Zaten Adana diye bir dizi var. Meşhur Avrupa yakasındaki Dilber teyze. Bir de... Sevgili Nebil Özgen Türk. Kimse kusura bakmasın. Sen, üçüncüsünü söyleyin ya. Üçüncü bir dizi daha. Yine Adana tipi. Yani İnanılmaz. Şimdi bir şey anlatayım. Yani. Ben sana Adana'yı anlatayım mı? Kusura bakmasınlar. Onlar karakter olarak, mizah olarak bir şey demiyorum. Güzel ama Adana... Canım ailemdeki Uğurcu. Canım ailemdeki Uğurcu. Ama bir şey Adanalı o değil. Adana'yı anlatayım sana kısaca. Anlatma ya. Yani, belgeseli izlesin. Hayır, o değil. Belgesi değil. Sabah Adana'dan tren kalkar, bütün ilçelere posta dağıtır. Son vagonda Hüseyin Avni Bey var. Gece 12'de Adana garına gelir. Adanalı o işte. Çocuğu onu bekliyor. Her gece garda çocuğu onu bekliyor. 12 gece. Oğlum adam olmayacaksın yahu. Arkadaştan okula gidecek. Uyu. Uyumuyor çocuk. Mustafa, küçük Mustafa. Adana'da o... Hani terasta yatmaktır dedin ya yazdı. Dam üstünde. Hüseyin Avni Bey, Rabia Hanım'la olan 7. çocuğu Mustafa. 6'sı ölmüş. 6'sı da erkekmiş hocam. Adana'da şöyle bir gelenek var. Erkek çocuk ölürse sonra doğan erkek çocuğu küpe takarlar. Azrail kız sansın diye. Mustafa yaşıyor. Ve Cumhuriyet tarihinin yurt dışında ilk doktor yapan bilim insanı oluyor. Yokluk içinde. Mustafa İnan. İstanbul Teknik Üniversitesi kurucusu, mukavemet kürsüsünü kuran, köprüler hesap eden. Oğuz Atay'ın bir bilim adamının romanında Adanalı anlattığı hoca. Hocam Mustafa bana bak Haşmet, diyesin Adanalılar senin şu elini öpsün. Niye biliyor musun? Bu sözünden dolayı. Hayır işte Adanalı o kitapta var. Çok güzel. Tamam. Yani çok önemli. Yalçın Öcal'ın kitabı da muhteşem bir şey. Bir şey demedim. Adanalar muhabbete de düşkündür, sohbete şimdi, de, keyfe de. Tabii. Bak adam ciğerci dükkanını yapmış biliyor musun? Önüne yazmış. Burada her yer karanlık şarkısı söylenemez. İstanbul'u sevmiyorum muhabbeti yapılamaz. Hadi ya. Evet. Ve tabii burada siyaset ve spor konuşulmaz. Bunu levhasına asacak kadar da sadece ciğerini ye, keyfine bak, muhabbetini yap diyen bir adamdır bazen de. Bunu hepimiz biliyoruz. Güzel bir mizah. Bir dakika bir şey söyleyeyim sen. Yalçın Öcal'ın kitabında bir ciğerci örneği bu. Bir ciğerci levha yazmış. Bir şeye bağlayacaktı Sunay. Ben bir şeye bağlayacağım. Şimdi benim bağladığım şey şu çok çok önemli. Şimdi bunlar çok güzel. Onları biliyoruz. O Adana bizim Adana. Fakat... Adanalı dediğim zaman Haşmet nefis bir şey söyledi. Oğuz Atay'ın bir bilim adamının romanı. Okuyun orada var. Çok açık. Evet. Üstüne bunu söylüyorum. Yani ötekiler yanlış diye değil ha. Yanlış anlaşılmasın. Hayır. Bu da var işte. Bu da var. Bu da var. Bu enstrümanda girmeli o Adanalı kimliği. Ne bileyim yani. Bilmez Adanalı. Sana anlatıyorum güzel hocam. Ay bilmiyor tabii ya. Ya 2 saat var uçağın kalkmasına. Abi bak, inan bunu izle öğrendim göreceksin. Bir daha sonra güvenip Adana'ya gidersen. Ya çok güzel bir sergi var biliyor musunuz? Nefis bir sergi var Deniz Müzesi'nde. Lütfen gidin görün. Mutlaka gidin görün. Mendil sergisi. Mendil ya mendil neymiş? O şarkılarda çok söylediğimiz mendil meğer neymiş? Ne büyük tanıklıkmış. Bu mendil ben sergisi. Ben kitabını getiriyorum. Sen hikayeyi anlatıyorsun. Evet buyur. Hocam. Ne güzel ya. Ben buyur. Gezdim. Ha. Oğuz Aydemir'i. Ya Oğuz Aydemir büyük bir bellek oluşturmuş. Ya ne güzel bir şarkı. Meğer ya. Mendil neymiş ya? Yani değil mi? Haşmet. Şuna bakınca şey anlıyorsun. Bu sergiye mutlaka gitmek gerekiyor. Sevgili Aslı. Bakar mısınız? Görelim Burcu'cum ya. Yani gösterecek şimdi gösterecek. Abdülmecit'ten
Abdülmecit'ten Atatürk'e kadar tarihi kişiliklerin yüzleri var mendillerde. Ya. Sonra mendille neler var diyecek olursanız bakar mısınız? Çanakkale Savaşı hatıra mendili. Şunu lütfen şunu yakında çekersen sevgili Aslı. Ne kadar yakına? Evet çok gir. Kal. Bu çok önemli. Çok önemli. Şu Çanakkale'de İngilizlerin yapmış olduğu mendil. Dikkat edin mendilin dört köşesinde. Hocam. 41. Çok çok önemli belge. Lütfen. Bakın. Dört köşede İngilizlerin sömürgesi olan ülkelerin bayrakları var. Yeni Çanakkale'ye geldiler. Dikkat edin bizim Ay Yıldız bayrağımızın da köşesine İngiliz bayrağını koymuşlar. O kadar eminler ki bizi de sömürgeleştireceklerinden. O kadar eminler ki. Müthiş bir belge bu ya. Çok güzel.